Değerli arkadaşlarım, Sorulan Kitap tarihinde 18. kamp videomuzdayız ve sorularla devam ediyoruz. Hadi bakalım 10 soruluk serimize başlıyoruz. Gelsin birinci sorumuz. Milli mücadele döneminde yaşanan hangi gelişmeler İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına yol açmıştır demiş arkadaşlar. Şimdi o zaman bu arkadaşlarım önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman TBMM'ye karşı neler çıkmıştır? Ayaklanmalar çıkmıştır ve bu ayaklanmaları bastırmak amacıyla sevgili arkadaşlarım İstiklal Mahkemeleri kurmuştur. O zaman birinci nokta burası, buraya dikkat ediyorsunuz. Başka bir süreç arkadaşlar, Milli Mücadele döneminde Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında biz savaşı kaybederiz. Kütahya-Eskişehir ve Mustafa Kemal başkomutan seçilir. Mustafa Kemal başkomutan seçildikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tekalifi milliye emirlerini yayınlayacaktır. Tekalifi milliye emirlerini uygulamak için ne kurmuştur arkadaşlarım? İstiklal mahkemeleri kurmuştur. Üçüncüsü sevgili arkadaşlarım, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulacaktır. Ve bu partinin kurulmasından sonra arkadaşlar bir isyan çıkacaktır. Hangi isyan? Şeyh Said isyanı. Ve bu isyanın bastırılmasında gene kimden yararlanacaktır? İstiklal mahkemelerinden yararlanacaktır. Ve arkadaşlarım bir de Mustafa Kemal'e, Atatürk'e, Mustafa Kemal'e ne girişimi olacak? Suikast girişimi olacak. Orada da İstiklal mahkemeleri kurulacaktır. Bunları bilmenizde fayda var. Buralar arkadaşlar bizim için değerli. İstiklal mahkemelerinin kurulmasına yol açan gelişmeler bunlardır. İstiklal mahkemelerinin görev aldığı son gelişme hangisidir demiş arkadaşlar. O aslında az önceki soruyla alakalı arkadaşlarım. En son Atatürk'e biliyorsunuz suikast girişimi vardı. İşte bu girişimden dolayı arkadaşlar İstiklal Mahkemesi kurmuştur. İstiklal mahkemelerinin görev aldığı son gelişme Atatürk'e suikast olayıdır. Diyelim, devam edelim. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış Antlaşması'nın şartları hangi konferansta belirlenmiştir diyor arkadaşlar. Hangi konferansta? Arkadaşlar biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Barış Antlaşması'nın şartları hangi konferansta belirlenmişti? 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda belirlenmiş idi. Bu konferansta sevgili arkadaşlarım Almanya savaşı kaybetti. Şartları belirlendi. Hangi anlaşmaya imza atacak? İşte Bulgaristan savaşı kaybetti. Onunla yapılacak barış anlaşmasının şartları belirlendi. Avusturya, Macaristan parçalandı. Ayrı ayrı bu devletlerle hangi antlaşmalar imzalanacak? Onların da şartları belirlendi. Ama sevgili arkadaşlarım Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti paylaşılamadı. Osmanlı Devleti için yani Sevr Barış Anlaşması'nı imzalamak için ayrı bir konferans toplandı ve bu konferansta arkadaşlar San Remo konferansı, burada şartları belirlendi. O halde Osmanlı yapılacak Sevr Barış Anlaşması şartları hangi konferansta belirlenmiştir arkadaşlarım? San Remo. Gelsin dördüncü sorumuz. Sevr Barış Anlaşması'nın onayı nasıl gerçekleşmiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı'da bir anayasa var. Osmanlı Anayasası'nın adı 1876 Anayasası. Ya da diğer adıyla Kanuni Esasidir. Doğru mu arkadaşlar? Kanuni Esasidir arkadaşlar. Bu anayasaya göre kimin onaylaması gerekir arkadaşlar? Meclisin onaylaması gerekir. Ama ortada meclis yok. Meclis dağıtılmış ve padişah tarafından oluşturulan ne arkadaşlar? Saltanat Şurası. Bir şura oluşturulmuş ve bu Saltanat Şurası Sevr Anlaşması'nı onaylamıştır. Onayı bunlar gerçekleşmiştir. Kim? Saltanat Şurası. Gelsin 5. sorumuz. Sevr Barış Antlaşması'nı neden hukuken geçersiz kabul ediyoruz? Neden hukuken geçersiz bir anlaşmadır? Aslında yine bir önceki soruyla alakalı arkadaşlarım. Biliyorsunuz Osmanlı Anayasası'na göre kaç anayasası arkadaşlar bu? Bunu iyice öğrenin. 1876. Diğer adı ne arkadaşlar? Anayasanın 1876 Anayasası'nın diğer adı Kanuni Esasi. Peki bu Kanuni Esasi'ye göre savaşa barışa kim karar veriyordu? Başta padişah. Ama 1909 yılında yapılan anayasa değişikliğinden sonra arkadaşlar savaşa barışa
Kim karar verir? Savaş ya da barış yapılacaksa arkadaşlar bu kararı meclis verir. O zaman anayasaya göre arkadaşlarım Sevr Barış Anlaşması'nı kimin imzalaması lazım? Bakın meclisin. Anayasaya göre meclis imzalaması lazım. Ama az önce soruda da var da kim imzalamıştı? Saltanat Şurası imzalamış idi. O zaman bu arkadaşlar hukuken geçersiz olmasına yol açan unsurdur. Sevr Barış Antlaşması'nın önemli maddeleri nelerdir demişiz arkadaşlar. Burada toparlamak istiyorum kısaca. Burada şunlara dikkat edin arkadaşlar. Sevr Barış Antlaşması ile ilgili olarak bir kere İstanbul ve çevresi. Kimde kalmıştır? Türklerde kalmıştır. Aslında ilginçtir. İşgal edeceklerdir ama niye Türklerde kalmıştır? Hani Sevr'i otursun, işgaller yapılsın, hani Türk halkı direniş göstermesin diye ağzını bir parmak bal sürmek deriz ya, ondan dolayı. Bakın işte Yunan idari bölgesi İzmir ve çevresi gibi verilmiş arkadaşlar. Bak bu önemlidir arkadaşlar. Bu Sevr Anlaşması'nda İzmir kimdedir? Yunanlardadır. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Daha önce zaten Paris Barış Konferansı gibi verilmişti arkadaşlar. Yunanlara verilmiş idi. İşte İtalyanlar, İngilizler, Yunanlar hep işgal etmiştir. Şu boğazlar ve çevresine dikkat edin. Sarı alan arkadaşlar haritada gördüğünüz. Arkadaşlarım bu Sevr Barış Anlaşması'nda boğazların yönetimi bir kere uluslar arası bir neye bırakılmıştır arkadaşlar? Komisyona bırakılmıştır. Uluslararası bir ne var? Komisyon var. Bu komisyonda arkadaşlar lütfen dikkat edin. Türk üye yoktur. Türk yok. Artı arkadaşlar bu komisyonun ayrı bir nesi olacak? Bayrağı olacak. Ve yine ayrı bir nesi olacak arkadaşlar? Bütçesi olacak. Buna dikkat edersiniz. Ayrıca Sevr Barış Anlaşması arkadaşlar bir Ermeni devleti kurması söz konusu. Bakın Ermenilere vaat edilen bölge demiş arkadaşlar. Burada kime toprak vaat ediliyor? Ermenilere toprak vaat ediliyor. Onu bilin arkadaşlar. Yani kapitülasyonlar genişletilecektir. Her türlü hakların yararlanacaklardır arkadaşlar İngilizler. Bizi İstanbul'a bırakmışlar. Boğazlar ile ilgili maddesi çok önemli bir komisyon söz konusu. Doğuda bir Ermeni devleti. İzmir ve çevresinin kimde olduğunu bilin arkadaşlar. Yunanlar olduğunu bilin. Yeterli şimdi. 5 Aralık 1920'de Bilecik görüşmesi kimler arasında yapılmıştır arkadaşlar? Arkadaşlarım bu Bilecik görüşmesi hani şöyle bilin. Hani daha önce vardı ya bizim gördüğümüz Amasya görüşmesi. Bu Amasya görüşmesi ya da Amasya görüşmeleri arkadaşlar İstanbul hükümeti ile kim arasında yapılmıştı? Temsil heyeti arasında yapılmış idi. İstanbul hükümeti TBMM'yi tanımıştı arkadaşlar. Bilecik görüşmesi ise arkadaşlar gene İstanbul hükümeti var. Atatürk İstanbul Hükümeti'nin heyetini alıyor arkadaşlar. Ankara'ya götürüyor. Bu sefer kimle yapıldı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle, TBMM ile. O zaman İstanbul Hükümeti TBMM'yi tanıdı derse aklınıza hangisi gelecek? Bilecik görüşmesi. Eğer İstanbul Hükümeti temsil heyetini tanıdı derse aklınıza hangisi gelecek? Amasya görüşmesi. Anlaştık mı? TBMM'nin İstanbul Hükümeti'nce tanındığı görüşme Bilecik görüşmeleri arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele ettiğimiz cepheler hangileridir demiş arkadaşlar. Geldik muharebeler kısmına. Sevgili arkadaşlarım bak gayet basit. Türk genci olarak bunu kesin bilmeniz lazım. Bazen soruyorum sınıflarda cevap alamıyorum ve üzülüyorum arkadaşlar. Biz Kurtuluş Savaşı'nda 3 cephede ne yaptık? Mücadele ettik arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi hangi cepheydi? Doğu cephesi idi. Bir tanesi arkadaşlar Güney cephesi idi. Ve bir tanesi de hangi cephedir? Batı cephesidir arkadaşlar. Bakın buna ne yapın? Dikkat edin. Doğu, güney, batı. Arkadaşlar doğuda, şimdi sorulara gelecek ama gene de biz burada konuşalım. Kime karşı savaşıldı? Ermenilere karşı savaşıldı. Güneyde kime karşı savaşıldı? Fransa artı kime karşı? Ermenilere karşı. Batıda ise en çok kimle savaştık arkadaşlar? Yunanlarla savaştık. İngilizler zaten kendisine tampon bölge oluşturttu. İstanbul'un içerisinde yerleştiler ve olayları birazcık ne yaptılar? İzlediler. Musul tarafına da yerleştiler petrol bölgesine. Şimdilik milli mücadele döneminde hangi cephelerde hangi devletlerle mücadele edilmiştir? Aslında buraya soru ayrı olarak konuşma arkadaşlar. Az önce konuşmuştuk ama bir daha burada konuşalım mı? Bu sefer yazmadan konuşalım. Doğu cephesi, güney cephesi ve hangi cephe var? Batı cephesi. 3 cephemiz var. Doğu cephesinde kime karşı savaştık arkadaşlar? Ermenistan'a karşı. Peki hocam burada Rusya ne oldu? Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Rusya'da bir ihtilal çıkmıştı. 1917 ne ihtilali? Bolşevik ihtilali çıkmış idi. Rusya 1917 Bolşevik İhtilali ile arkadaşlar şöyle bir yapıya kavuştu. Sovyet Rusya.
devleti kuruldu. Hangi Rusya yıkıldı arkadaşlar? Çarlık Rusya yıkıldı. Rusya'da rejim değişti. Ve rejim değişen Rusya arkadaşlarım 3 Mart 1918'de hangi antlaşmayı imzaladı? Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzaladı ve savaştan çekildi. Hatta bu anlaşma arkadaşlar Rusya ile kim arasında imzalanmıştır? Osmanlı imzalanan tek ve son anlaşmaydı. Yani Doğu cephesinde biz Rusya ile savaştık mı arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı'nda hayır. Hatta Rusya'dan silah yardım bile aldık. Kimle savaştık? Ermenistan'da. Çünkü Sevr Anlaşması'nda Doğu'da Ermenilere bir devlet vaadinde bulunmuş idi. Anlaştık mı? O halde Güney'e gelelim. Güney cephesinde ise Fransa artı kimle savaştık? Ermenilerle savaştık ve Batı cephesinde de Yunanistan'la savaştık. Adamlar İzmir'i aldıktan sonra arkadaşlar nereye ulaşmaya çalıştılar? Ankara'ya ulaşıp bize Sevr'i kabul ettirmeye çalıştılar. O zaman Ermenistan doğuda, güneyde arkadaşlar Fransa Ermenistan, batıda da Yunanistan'a ne yaptık arkadaşlarım? Savaştık. Milli mücadelede cephe kapatan anlaşmalar hangileridir? Sevgili arkadaşlarım bu da güzel ve önemli bir sorudur. Şöyle Türkiye'yi dikdörtgen olarak çizeyim. 3 cephemiz var. Burada hangi cephe var dedik arkadaşlar? Doğu. Burada hangi cephe var dedik? Güney. Burada hangi cephe var dedik? Batı. Peki cephe kapatan anlaşmaları yazalım mı? Doğu cephesi arkadaşlar Ermenistan'la imzalanan Gümrü Antlaşması'yla kapanmıştır. Bak sınır kesinleşmesini sormuyorum. Cephe kapanmaz. Güney cephesi Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'yla kapanmıştır. Ankara Antlaşması ve arkadaşlar Batı cephesi de hangi anlaşmayla? Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla kapanmıştır arkadaşlar. Batı cephesi hatta Mudanya Ateşkes Anlaşması milli mücadelenin silahlı mücadelesini sona erdirmiştir arkadaşlar. Baş harflerinden gam çıkıyor ama artık gamımız kederimiz kalmadı diye isterseniz kodlayabilirsiniz. Gümrü, Ankara ve hangi anlaşma arkadaşlar? Mudanya Ateşkes Anlaşması. Bir 10 soruyu daha bitirdik arkadaşlarım. Diğer 10 soruda görüşmek üzere. Videolar destek amacıyla videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlarım. Diğer videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.